Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine size bugün şifalı bitkilerden bahsedeceğim. Öncelikle kepek sorunu nasıl giderilir? 2 aspirini toz haline getirin ve saçınızı yıkarken her seferinde kullandığınız şampuanı ekleyin. Karışımı saçınızda 1-2 dakika beklettikten sonra iyice durulayın ve normal şampuan ile tekrar yıkayın. Böylelikle kepeğe son vermiş oluruz. Diğer bir şifalı bilgim ise muz kabuğuyla yüzünüzü 5 dakika boyunca masaj yaparak ovmak, sivilceleri söndürmeye yardımcı olmaktadır. Doğal antibiyotiktir. Sivilcelere iyi gelir. Eğer muz kabuğunu başınızı ağrıyan kısmına koyup bekletirseniz ağrılarınız azalır. Diğer bir bilgim ise pekmezli süt. Pekmezli sütün sağlık açısından pek çok faydası bulunmaktadır. Düzenli tüketim sonucunda kişilerde kansızlık ve demir eksikliği gibi sorunların ortadan kalkmasına, yardımcı olur. Metabolizmayı çalıştırarak sindirim sistemini harekete geçirir ve enerji verir. Peki bunları biliyor muydunuz? Fındığın tok tutma özelliği sayesinde kişi daha uzun süre tokluk hisseder ve sağlıklı beslenmeye yardımcı olur. Diğer bir bilgim ise vücuttaki yağların yakımına yardımcı olur. Dolaylı yollarda olsa zayıflamayı hızlandırır. Diğer bir fındığın faydası ise psikolojik sorunların oluşumunu önler ve kişinin daha mutlu olmasını sağlar. Diğer bir pratik bilgim boğaz iltihabı. Bir su bardağı suyu kaynatıp içine bir çay kaşığı tarçın veya çabuk tarçın atın. 5 dakika beklettikten sonra aç karnına günde bir bardak içebilirsiniz. 1,5 günde fazla tüketmeyin. Boğazda oluşan iltihaplanma ve enfeksiyonlara karşı etkili olacaktır. Adet döneminde bir hafta önce içilmeye başlanırsa ağrılarını hafifletecektir. Halsizlik. Halsizliğimizi nasıl giderebiliriz? İçtiğiniz suya birkaç damla greyfurt yağı damlatıp sindirim problemi yaşadığınız günlerde tüketebilirsiniz. Böylece hazımsızlık ve yavaş çalışan bağırsak sorunlarını çözebilirsiniz. Ayrıca greyfurt enerji veren özelliğiyle canlı ve aktif olmanıza yardımcı olur. Halsizlik ve yorgunluk olma özelliğine sahiptir. Diğer bir bilgim ise soda. Sade maden suyu buzdolabında bekleterek soğuk olarak günlük cildinizi silebilirsiniz. Gözenekleri sıkılaştırır. Gün boyunca cildinizin maruz kalan dış etkenlere ve makyaj kalıntıları cildin daha mat ve kirli görünmesine sebep olur. Maden suyu içinde bulundurduğu antibakteriyel özelliği cildeki yağ ve kiri temizler. Sabah akşam maden suyuyla yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Diğer bir bilgim balgam sökmesi. Yarım litre suyu kaynatın. İçine 15 dal tere atıp ağzı kapalı olarak 3 dakika bekletmeniz lazım. Yemeklerden 2 saat önce ya da 2 saat sonra içmeniz daha iyidir. Bu öksürük, balgam gibi şikayetleri olan kişiler tarafından 5 gün boyunca uygulanabilir. Solunum yolları daha hızlı açıldığı, öksürüğün azaldığı ve vücutta balgamın temizlediği görülür. Diğer bir bilgim, limon. Limonu ikiye bölerek kaya tuzu veya deniz tuzu üstüne sürülerek ayaklarını özellikle topuk bölgesine iyice sürün. Grip gibi hastalıklara iyi geldiği denenmiştir. Özellikle masaj şeklinde 10 dakika uygulanması burun tıkanıklığı ve burun akıntısına da iyi gelmektedir. Ayrıca topuk altına sürülmesi öksürüğe de iyi gelir.